Biri internet sitesinde bahçesine koymak için konteyner beğendi. Fiyatı da uygun olunca satıcıyla iletişime geçti. Tek amacı eşine güzel bir sürpriz yapmaktı ama o sürprizin sonu hüsran oldu. Ailem eve kilogramda bir sürpriz yapayım dedim. Ama ne yazık ki ben sürprize uğradım. Parasını denkleştirdi, her adımı ince ince hesapladı. Onlardan habersiz götürüp bahçeyi kurup konteyner aldım işte. Burada barınacağız, vaktimizi burada geçireceğiz hesabında düşünmüştüm. Ama başına gelenleri aklının ucuna bile getirmedi. 11 bin lira ne yazık ki insan diye sandığım insanlara... İnsan değilmiş, kandırdılar beni. Cemalettin Işık 61 yaşında, 40 yıldır tornacılıkla uğraşıyor ve küçük küçük birikimler yapmaya çalışıyordu. O birikimle konteyner almak istedi. Konteyner hoşuma gitti. Çünkü çok cazipti. Diğerlerine bakarak biraz daha fiyat ucuz ve güzeldi. Eşine de sürpriz yapacaktı ama bütün parasını dolandırıcılara kaptırdı. Bir internet sitesinde görüp beğendiği konteyner için satıcıyla iletişime geçti. Fiyatı da benzerlerine göre uygun olunca hemen satın almak istedi. Cemalettin Bey o konteyner için önce 3000 liralık kapora gönderdi ama o firma paranın geri kalanını da istedi. 8000 lira daha gönderdi onlara. Üstelik konteyneri satın almak için bankadan kredi de çekmişti. Konteyneri götürecekleri atır istediler. Sonra bana bir şey gönderdiler. Tırın üzerine yüklenmiş vaziyette konteyneri gösterdiler. Yani güven sağladı. O fotoğrafa inandı, konteynerini beklemeye başladı ama ne gelen vardı ne de telefonlarına cevap veren. Dolandırıldığını da böyle anladı. Adrese teslim yapıyoruz dedi. Bir ay falan oldu. Hala da konteynerim yok. Aradınız mı o şahısları bir daha? Telefonlarına cevap vermiyorlar. Cemalettin Bey'i dolandıran şahısları bir de biz arayalım. Bakalım telefonda bize ne cevap verecekler? Meşgul. O firmaya ulaşılamıyor. Numarayı meşgul atıyorlar. Belki de tanımadıkları numaraları artık açmıyorlar. Eşine sürpriz yapayım derken 11 bin lirasını kaptıran Cemalettin Işık savcılığın yolunu tuttu. Şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.